Tekrar merhabalar. Bu hafta sizlerle kalmış olduğumuz yer nüfus piramitleriydi. Buradan devam edeceğiz. Öncelikle gençler nüfus piramitlerini anlatmadan önce şunu ifade etmek istiyorum. Ülkeler nüfus sayımları yaparlardı ve nüfus yoğunluklarına göre de yatırımlar yaparlardı biliyorsunuz. Günümüzün en önemli faktörlerinden birisi ekonomidir. Ekonomi anlamda da en iyi bize yol gösterecek olan durumlarda ihtiyaçlarımızdır. Devletlerde nüfusa göre yani nüfusun sayısına göre ihtiyaçlarını belirleyip yatırımlar yapacağı için bu piramitler yatırımlar açısından oldukça önemlidir. Herhangi bir ülkenin yaş ve cinsiyet yapısı hakkında ciddi bir bilgi sunuşunu sağlar bizlere. Nasıl ki fiziki coğrafyada donelerimiz haritalarsa arkadaşlar, demografide de donelerimiz nüfus piramitleridir bizler için. Bu piramitler özellikle arkadaşlar insanlara veya devletlere veya işte eyaletlere, bölgelere artık ne derseniz hangi konular hakkında bilgi sahibi verir dersek ilk olarak arkadaşlar nüfusun yaş gruplarına göre dağılışları. Biraz sonra örneğini göstereceğiz. 0, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 19 gibi devam edip giden bu yaş aralıklarındaki insan sayıları devletlerin veya o bölgedeki işte yönetim idari birimlerin yatırımlarına yön verecektir. İkincisi gençler cinsiyet durumu. Kadın erkek diye ayırıyoruz nüfusu arkadaşlar. Kadın nüfusu ne kadar, erkek nüfusu ne kadar? Onlara göre işte yatırımlar, planlamalar yapılır. İşte çocuk doğum hastaneleri veya efendim kadın lokaller hani bizim yerel bölgemizde var olan belediyemizin çalışmalarında hanımlar lokal diye bir ifade var mesela veya komek gibi yerler bu anlamda planlanır. Nüfusun yapısal özelliği deyince arkadaşlar nüfusun daha çok dediğimiz gibi yoğunluğunun birikiminin olduğu aralıklar, yaş aralıkları özellikle ele alınır, değerlendirilir. Ve ülkelerin gelişmişlik durumunda yine nüfusun yapısına bağlı olarak, pardon nüfusun piramidine bağlı olarak yorumlanabilir arkadaşlar. 0-14 yaş grubu bizim nüfus piramitlerimizde arkadaşlar çocuk ya da genç nüfusu diye geçer. 15-64 yaş arasındaki yer alan nüfusta gençler yetişkin nüfus diye ifade edilir. 65 yaş üstü ise gençler yaşlı veya bazı kaynaklarda bunlar arkadaşlar bağımlı diye geçer ama bağımlı nüfusun içerisinde 15-14 yaş aralığında girdiği için biz 65 yaş üzerine yaşlı nüfus oranı diyeceğiz. Piramidin alt kısmı genelde arkadaşlar genç nüfusu gösterir. Üst kısmı da yaş nüfusu. Zaten bunu piramidi görünce anlayacaksınız. İşte piramidimiz. Arkadaşlar 0-4 yaş aralığı bunu okuması çok önemli gençler. Gördüğünüz gibi beşer yaş aralıklarla nüfusun özellikle piramitsel dağılışı gösterilmiş. Mesela arkadaşlar neyi diyelim işte 30-35 yaş aralığını ele alacağız arkadaşlar. Pardon 35-39 yaş aralığı şu. Diyor ki burada 35-39 yaş aralığında yaklaşık olarak 1,6 milyon kadın, yaklaşık olarak 1,6 milyon da erkek var. Böyle yorumlamamız gerekecek, tamam mı? Ya da işte atıyorum 75-79 yaş aralığı. Bu ülkenin kadın nüfusunda 75-79'da yaklaşık olarak işte 1 milyon kadın, efendim 5 milyon da pardon 500 bin de erkek var. Mesela demek ki yorumlama yapılacak kadınların ölüm oranı daha fazla ya da işte erkekler bundan 75 yıl önceki süreçte veya işte bundan efendim 50 yıl önceki süreçte savaş olmuş erkek sayısı azalmış veya göç vermiş bu yorumlamaları yapmamıza sebebiyet verecek. Burası Ukrayna'nın yaş piramidi arkadaşlar. Baktığımız zaman piramitlerde 0-14 yaş aralığı dediğimiz alan yani arkadaşlar şöylece göstermeye çalışayım. Şu alan arkadaşlar bizim için çocuk ya da genç nüfusu veriyor. 65 yaşına kadar olan süre ise arkadaşlar hemen şöyle ifade edeyim. 65 ne kadar olan alan ise tam almaya çalışayım dedim ama evet. Arkadaşlar şu alanda yetişkin nüfusu bunun üstü de artık arkadaşlar yine bunun üstü de gençler bizlere hemen 65 üstünde alayım. Burası da arkadaşlar bizlere yaşlı nüfusu vermektedir diyeceğiz. Tamam mı? Tabanı geniş olan nüfus yaş piramitlerinde genç nüfusu fazla. Nüfus artışı yüksek ifadesi anlamına geliyor. Ne demek bu? Şuradaki taban var ya arkadaşlar. Bakın bunun tabanı daralmış. Yani şuraya göre arkadaşlar şu genişliğe göre taban genişliği daha az. Demek ki arkadaşlar doğum oranı bakın şu mesafeye göre şu mesafe daha az. Demek ki doğum oranı ne yapmıştır? Azalmıştır diyeceğiz. Bu ülkeler arkadaşlar genelde gelişmiş olan ülkelerdir. Ama diyor ki tabanı geniş olan tam aksine bu aşağıda burası yukarıda olacak. Tabanı geniş olan nüfusta ise arkadaşlar doğum oranı fazla nüfus artışı yüksektir diyeceğiz. Ve bu ülkeler genelde gelişmemiş ülkelerdir.
Üçgene benzeyen piramitlerde arkadaşlar gelişmemiş ülkeleri ifade eder diye belirtmiş. Şimdi ilk olarak başlıyoruz arkadaşlar. Dik üçgene benzeyen piramitler. Bu piramitlerin özelliklerini tek tek bilmenizi istiyorum. Yoruma açıktır. Sorularda yapamadınız veya anlayamadınız yer olursa lütfen bana danışın. Ben size yorumlamasında yardımcı olacağım. Doğum ve ölüm oranlarının arkadaşlar yüksek olduğu ekonomik bakımdan da oldukça geri kalmış, gelişmemiş olan ülkelerin nüfus piramitleridir. Bu anlamda Afrika ülkelerinin birçoğu da arkadaşlar bu piramide örnektir. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak arkadaşlar hemen hemen 1950'lere kadar falan biz de bu piramide benzer bir şekilde ilerleme gösteriyorduk. Baktığımız zaman doğum oranı oldukça fazla. Yaşlı oranı ise oldukça az arkadaşlar. Bu ne demek? Arkadaşlar 8 milyon çocuk doğmuş mesela. 8 milyon çocuk 0 yaş aralığında 1 yaşını dolduruyor. Ama bir sene sonra bu nüfus azalmış. Ondan sonraki sene daha azalmış, daha azalmış. Yani bu çocuklar, doğan çocukların hepsi arkadaşlar hayata devam etse nüfus piramidi yaklaşık olarak şöyle devam eder. Çok özür diliyorum. Şöyle bir hal olması lazım arkadaşlar. Böyle gitmesi lazım. Doğru mu? Ama burada şunu söylüyor bize. Diyor ki doğan her çocuk hayata tutunamamış. Ölmüş. Yani bebek ölüm oranı oldukça yüksek. Ya da 60 yaşında arkadaşlar 4'erden 8 milyon insan varken 60 yaşında, tamam mı? Toplamda kadın erkek 8 milyon insan varken bunlar çok kısa sırada ölmüşler ki yani o kadar hızlı bir şekilde yukarıya aktarım azalmış ki bu insanların sayısı gitgide hızlı bir şekilde azalmaya başlamış. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hocam bu her yılı mı veriyor? Hayır, bu bir yıl. Mesela arkadaşlar işte 2020 yılında Uganda'nın nüfus piramidi bu. Atıyorum. 2020 yılında ama şunu söyleyelim. Yani bir yılda o orandaki çoğunluktaki var olan 8 milyon nüfus veya arkadaşlar işte şurada var olan 10 milyon nüfus. Bir sene önceki jenerasyonda neden daha aşağı sayıya düşmüş? Bunları yorumladığımız zaman biz piramitlerde arkadaşlar anlık olarak daha çok değerlendirmelerimize baktığımız zaman ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin veya arkadaşlar ülkelerin sağlık reformlarındaki veya sağlık yatırımlarındaki maliyetlerinin veya yatırımların nedeni önemli olduğunu görüyoruz. Mesela şu günümüzde korona var. Koronaya bağlı olarak arkadaşlar bütün ülkelerin 2020'yi gösteren piramitlerinde ciddi bir içe çöküş oranlarını göreceksiniz. Hangi grupta? Yaşlı grupta. Neden? Çünkü 65 yaş üstünde bu durum ciddi bir risk barındırıyor diye ifade ettik. Kenarları içe doğru çökük olan üçgen şeklindeki nüfus piramidi. Arkadaşlar bu düzgün üçgene göre birazcık daha artık 0-5 yaş grubundaki ölüm oranlarının nüfus içinde azalmaya başladığını gösteriyor. Yani doğan çocuklar hemen ölmemiş artık. Hemen ölse dik bir nüfus olacaktı. Pardon, dik bir arkadaşlar düz bir pardon kenar olacaktı ama içe basık olduğu için artık doğan çocuklar hayatı tutunmaya başladığını gösteriyor bize. Yine arkadaşlar doğum oranlarının da oldukça yüksek olduğunu bizlere ifade ediyor. Bu aslında gençler gelişme sürecinin çok başında olan ülkeler için kullanılan bir piramittir. Bizim ülkemizde arkadaşlar 2000'li yıllarda işte 90'lı yıllarla 2000'li yıllara doğru yavaş yavaş bu piramide doğru evrilmeye başlamıştır diyebiliriz. Bir diğer piramidimiz ise arkadaşlar tabanı daralan. Artık buralarda doğum oranlarında ciddi bir azalış var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bundan 15 sene önce yaklaşık olarak arkadaşlar 13-14 milyon olan çocuk nüfusu 15 sene sonra arkadaşlar 8 milyona düşmüş. Demek ki doğan nüfus oranı 15 seneden bu zamana kadar ne yapmış arkadaşlar? Azalmış diyoruz. İşte bu bağlamda baktığımız zaman doğum oranlarındaki düşüşün ülkenin nüfus yapısında tabanı daralan piramidin olduğunu bizlere gösteriyor. Genelde gelişmekte olan ülkelerin nüfus piramididir. Bizim ülkemiz arkadaşlar tam manasıyla olmasa da buna evrilmiştir diyeceğiz. Çünkü bizde de şu anda gençler bir 15 yıllık, 20 yıllık serüvenimiz, 2020 yılından bu zamana kadar sürekli azalan nüfusumuz söz konusudur. Sorularımızı arkadaşlar çözmek istiyorum ama çok fazla vaktimiz yok. Konuyu yetiştirmemiz gerektiği için cevaplarını lütfen durdurup okuyun, tamam mı? Bir diğer arkadaşlar arı kovanı şeklindeki nüfus piramidi. Gençler bu piramitler doğum ve ölüm oranlarının oldukça düşük olduğu, ülkenin gelişmiş olduğunu gösterir bizlere. Ölüm oranları da çok düşük. Yani yaş nüfus oranı da oldukça fazla demek ki sağlık reformları veya sağlık yatırımları oldukça gelişmiş. Yaşlılar maaşlarını çok iyi alıyorlar, beslenmeleri iyi, sağlık hizmetlerini çok iyi alabiliyorlar. Hayata tutunma ve artık o dinlenme, emeklilik dönemlerini tam anlamıyla yaşayabiliyorlar demektir arkadaşlar. Bu piramitlerde genelde tavan da geniştir, tavanda. Yani doğan ölmüyor, yaşlı da hemen ölmüyor. İster istemez
gelişmişliğin, sosyal devlet olma anlayışının geliştiği bir ülke gösteriyor bizlere arkadaşlar. Doğum oranı yüksek olmadığı için piramidin tabanı çok fazla geniş değil ama yine de şöyle söyleyeceğiz arkadaşlar. Yani doğan ölmediği için en azından düzenli bir gelişim var. Bir de şunu ifade edeyim arkadaşlar. 2, 4, 6. Toplamda 12 milyon 0-14 yaş aralığı var. İyi bakın arkadaşlar. Mesela burada anlatırken gençler, çok özür diliyorum gelişmiş. Bakın 8 milyon. Yani 12 milyona yakın bir şey var. Gördüğünüz gibi 8 milyon. Bu alttaki sayılar da çok önemli. Şıklarda bazen birisinde 2, 4, 6 diye verirken birisinde 4, 6, 8, 10 diye de verebilir. Onlara 4, 8, 12 diye de verebilir. Onlara dikkat edin, tamam mı? Arkadaşlar bu piramide baktığımız zaman doğum oranı yüksek olmadığı için piramidin tabanı çok fazla geniş değil. Doğan da ölmediği için arkadaşlar bebek ölüm oranı azdır diye yorumlayacağız. İsveç gibi, İngiltere gibi gelişmiş olan ülkelerin piramitleri tamamen buna örnektir. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Nüfus piramitlerinden yararlanarak ülkelerin hangi özelliklerini ortaya koyarız diye soracak olursak arkadaşlar bu çok önemli. Nüfus piramitlerine baktığım zaman biz o ülkelerin gençler ekonomik yapısı hakkında, oradaki ekonomik yapının çeşitliliği hakkında ciddi çıkarımlarda bulunuruz. Özellikle nüfusun ekonomik sektörlere göre dağılımlarında arkadaşlar, kent ve kırsal nüfus oranının, nüfus eğitim durumu gibi bilgilerde bunları tamamen arkadaşlar yorumlayarak biz çıkarabiliriz. İşte nüfusun geliştiğini daha hani ben yaptım ya, hani emeklilik maaşlarını alıyorlar, iyi besleniyorlar. Bu gibi yorumları yapabiliriz arkadaşlar, unutmuyorsunuz. Çan şekline benzeyen nüfus piramitleri arkadaşlar. Arkadaşlar burada uzun süre bir düşük olan doğum oranı bir anda artmaya başlamış. Özellikle arkadaşlar artan bu doğum oranlarına baktığımız zaman demek ki bu ülke için yapacağımız en önemli yorumlardan birisi arkadaşlar gelişmiş ülkelerin nüfus yapısı. Neden? Arkadaşlar bu şu demek. Ülke nüfus anlamında yapısal olarak ciddi bir reforma gitmesi lazım ve halka diyor ki çocuk sahibi olun veya işte çocuk yapmayı bırakın atıyorum. Yani eğer bir yerde bir nüfus planlaması veya nüfus politikası devletin başarıya ulaşıyorsa orada insanların devleti anladığını gösteren bir yapı vardır. Devleti anlayan insanların eğitim seviyesi yüksektir. Eğitim seviyesi yüksekse zaten gelişmiş bir ülkedir. O yüzden arkadaşlar bu piramitlerde biz genelde gençler tabandaki genişlemenin doğum oranlarının arttırıcı politikayla meydana geldiğini söyleyebiliriz. Buradaki arkadaşlar bazen ani değişikliklerin sadece devlet politikalarıyla değil doğal anlamda sosyopolitik sebeplere bağlı olarak da meydana gelebileceğini bizlere gösterir. İşte ülkelerin ekonomik durumları, sağlık, eğitim durumları veya bunda meydana gelecek değişimler, savaş durumları bunlar nüfus piramitlerinde ciddi etkenlere sebebiyet verebilir. Bazen göç de arkadaşlar etkili olabilir bunlar da diyeceğiz, tamam mı? Bir tane sorumuz daha var. Lütfen bunları inceleyin arkadaşlar. Deneme sınavına yetiştirmem gerektiği için birazcık hızlı gidiyorum. Evet arkadaşlar yukarıdaki nüfus piramitlerine baktığım zaman yaş nüfus oranı fazla olan, doğum oranı fazla olan, ölüm oranı fazla olan bu ifadeleri lütfen inceleyerek anlamadığınız yerleri bana sormanızı istiyorum, tamam mı? Nüfus artış hızında yine arkadaşlar gelişmiş ve gelişmemiş olan ülkelerin özellikleri demiş herhalde. Gelişmiş ülkeye ait olanları işaretlemenizi istemiş ve testimizi geçiyoruz arkadaşlar. Yeni konumuz Türkiye'deki nüfus. Arkadaşlar ülkemizdeki nüfusa baktığımız zaman özellikle gençler sürekli bir değişim ve artış içerisinde olan nüfusumuz söz konusu. Biz bu hızımızı kaybetmekte nüfusumuzun değişimi ve artış içerisinde tabii ki artış oranlarımızda ciddi bir sıkıntımız var. Artış hızımızı sürekli kaybetmekteyiz ve günümüzde de bu problemle karşı karşıyayız. Nüfusun artışı genelde nüfus sayımlarıyla karşımıza çıkar. Geçmişten günümüze kadar nüfus sayımları yapılmıştır. Bu bir tanesi arkadaşlar ilk olarak Osmanlı Devlet döneminde, 2. Mahmut döneminde 1831 yılında meydana geliyor arkadaşlar. Bu önemlidir. Tarih dersinde de genel kültürde karşınıza çıkar. İlk nüfus sayımı 1831 yılında yapılmıştır arkadaşlar. Yine 1927 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti en kapsamlı nüfus sayımını Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapmıştır arkadaşlar. 1935'ten sonra da arkadaşlar 1990 yılına kadar yani 1927'de yapılmış sonra 1935'te karar alınıyor. Bundan sonra da 1990 yılına kadar her zaman 5 yıla bir yani sonu 0 ila 5, 90, 95, işte 2000, 2005 gibi 5 yıla bir nüfus sayımı yapılıyor. 1990'dan sonra arkadaşlar 10 yılda bir 90, 2000, işte 2010, 2020 gibi yapılmasına karar veriliyor arkadaşlar. Tabii ki
Politikalarda ve değişen dünya dengesinde her şey güncellenebilir. 90'lı yılından sonra 2000 yılında yapılıyor. Ondan sonra arkadaşlar 2007 yılından sonra adrese dayalı kayıt sistemine geçerek nüfusun sayımı tespiti yapılmaya başlanıyor arkadaşlar. De facto ve de jure anlatmıştık sizlere gençler. Onları tekrardan hatırlayın. 1927 yılında arkadaşlar yapılan kapsamlı nüfus sayımında biz 13 milyon olan nüfusumuzun günümüzde 2017 yılında arkadaşlar 80 milyona kadar ulaştığını söyleyebiliriz. Bu dönem arkadaşlar bazen gerçekten azken bazı dönemlerde oldukça fazla bir artışa sebebiyet veriyor. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihiyle alakalı olan bir durumdur. Baktığımız zaman hemen artış oranımızı değerlendiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nüfusun bununla alakalı sorular çok gelir. İşte Türkiye'nin nüfusu en az Türkiye nüfusu 1945 yılında azalmıştır. Şıklarda böyle bir şey verilir. Arkadaşlar bu kesinlikle ve kesinlikle artışın neyini veriyor bize? Lütfen iyi bakın. Artışın oranını veriyor arkadaşlar. Yani artış oranı azalmış ama nüfusu azalmamıştır. Atıyorum. Nüfus bir sene önce arkadaşlar 100 milyonken 115 milyon oldu ise bir sene sonra arkadaşlar %10'u artmış. Yani işte 115 bin kişi artmış. Ama artmış, yine artmış. Sadece artış orandaki dalgalanmayı gösteriyor. Nüfusun artış oranının en düşük olduğu dönem 1940 ila 45 arasındaki dönemdir. Zaten okuyabiliyoruz bunu arkadaşlar. Bunun üzerinde etkili olan temel faktör Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde İkinci Dünya Savaşı'dır arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nda bu dönemde arkadaşlar erkeklerin hepsi askere çağrıldığı için nüfus artış hızı azalmıştır. Türkiye'de nüfus artışının en yüksek olduğu dönem 1955 ile 60 yıllar arasındaki olan özellikle bakıyoruz arkadaşlar şu dönemdir. Bu dönemdeki artışın yaşandığı sonraki dönemden arkadaşlar 1985 yılına kadar aile planlamaları ciddi bir sonuç veriyor. Yani buralarda sürekli bir dalgalanma var. Ya artık 85'ten sonra aile planlamasına geçiliyor gençler ve buralarda nüfus artış oranı 97 yılına kadar ciddi bir şekilde düşüyor. Yani bizim bu dönemlerdeki politikamız nüfus artış hızını azaltmaya yönelikti ve azaltmayı da başardık arkadaşlar. Ve 2000'li yıllardan itibaren de nüfus artış hızı gençler sürekli binde bir pardon %1,5 civarında devam etmektedir arkadaşlar. Bunun burada binde verdiği için arkadaşlar buna bağlı kalmadan ifade etmiş burada. Bunun arkadaşlar özellikle günümüzde de arttırılması istenilmektedir. Hemen artış oranlarına bakıyoruz. Bakın nüfus sürekli artmış arkadaşlar. 1927'den 2017'ye kadar nüfus sürekli artmış. Sadece artış oranında değişiklikler olmuş, tamam mı? Binde 21 iken binde 19'a düşmüş. Sonra binde 10'a düşmüş. Sonra binde 21'e yükselmiş. En sonunda binde 13,50'lerde nüfus artış hızımız söz konusu. Evet, sorularımızı yine siz inceliyorsunuz gençler. Ülkemizde genel olarak ölüm oranlarına baktığımız zaman arkadaşlar bunun da önemli bir yorumlama yapmamıza sebebiyet verecek bir değer olduğunu bilmemiz lazım. 1940'lı yıllardan itibaren doğum oranları 1955'ten itibaren azalıyor. Ve yani şöyle söyleyeyim, 1940'tan itibaren ölüm oranları arkadaşlar doğum oranları da 1955'ten itibaren azalmaya başlıyor ve günümüze kadar da azalarak geliyor. Burada özellikle arkadaşlar nüfusumuzun miktarı anlamında bu faktörlerin temel etken olduğunu, yani nüfus artışında veya doğal nüfus artışında doğum ve ölüm oranları nasıl etkiliyse nüfus sayısında, sayısal anlamda nüfusumuzun artışında da bu değerlendirmelerin etkili olduğunu söyleyeceğiz. Göç konusuna sonra geleceğiz arkadaşlar, ona değineceğiz ama bizim ülkemizdeki göç olayları çarpık kentleşmelere sebebiyet veriyor. Gördüğünüz gibi bu yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'a ait bir fotoğraf. İşte rezidansların, plazmaların, apartmanların arasında gecekondular kalıyor arkadaşlar. Ülkemize baktığım zaman arkadaşlar nüfusumuzun seyrinde özellikle etkili olan önemli faktörler vardır. Bunlardan bir tanesi bizim nüfus mübadelesi diye ifade etmiş olduğumuz Cumhuriyet'ten sonraki dönemde arkadaşlar karşımıza çıkan olaydır. 1960'tan sonra yurt dışına yapılan işçi göçleri yine etkilidir. 1939'da Hatay anavatana katılıyor. Bu da etkilidir arkadaşlar. Yani nüfusumuzun seyrinde değişkenliklerin ani artış ve azalışlarında bu gibi faktörler var. Genelde artış gösteriyor. Mübadelede arkadaşlar sadece değişkenlik çok fazla hissedilmiyor. Bizden gidiyor, oradan geliyor. Ama özellikle 1960'tan sonra yurt dışına yapılan göçlerde nüfusumuzda azalmalar, 1939'da Hatay'ın anavatanı olarak katılmasıyla da arkadaşlar yine nüfusumuzda artışlar gözlemlenebiliyor. Bu da 1923'teki bir mübadele göçünden fotoğraf, göçleri sonra anlatacağız.
Genel olarak ülke nüfusunu şöyle kabaca değerlendirecek olursak arkadaşlar, 1927 ile 2017 arasında nüfusumuzda ciddi bir artış olmuştur arkadaşlar miktar olarak. Nüfus artışındaki dalgalanmalar son 30 yılında ciddi anlamda artış hızımızın azaldığını gösteriyor. Söylemiştik 1985'li yıllardan işte 2010'lu yıllara kadar arkadaşlar. Yani bu birazcık daha artık 40'lı 40 yıllara diyebiliriz bu sunumlardan veya verilerden geriye gidecek olursak. Yani nereden baksanız 1980'li yıllarda ise 40-45 yılda nüfus artış hızımız azalmıştır. Özellikle nüfusumuzun eğitim düzeyi son dönemlere doğru geldikçe artmaya devam etmiştir arkadaşlar. Bebek ölüm oranları sağlık hizmetlerinin artmasıyla artmıştır. Ortalama yaşam süresi oldukça artmış ve kırsal nüfus oranı azalarak kentsel nüfus oranı artmıştır ki bunlar kalkınmanın göstergesidir. Birincil ekonomik faaliyet türlerinde çalışan nüfus oranı azalmıştır. Bunu daha sonra anlatacağız ama birincil ekonomik faaliyet türlerini tekrar sayıyorum. Tamamen doğadan elde ettiğimiz ürünlerle karşımıza çıkar. Tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve madencilik gibi arkadaşlar. Çalışan nüfusun içerisinde kadın oranı artmıştır. Kadınların özellikle arkadaşlar sağlık anlamındaki problemlerin ortaya çıktığı evreler sona erip sağlık hizmetlerinin gelişmesi de bunun bir göstergesidir. Bebek ölümüyle birlikte anne ölümleri de fazlaydı. Bunlar da azalmıştır. Onun göstergesidir. Ortanca yaş dediğimiz olay arkadaşlar artık nüfusun yaşlanmaya başladığının bir göstergesidir diyeceğiz. Evet, burada ülkemizdeki nüfusa alakalı olarak gençler bu yorumlamaları tabloyu lütfen bakın. Buralar çok önemli. Ben biraz hızlı geçiyorum. Ülkemizde nüfusun dağılışına baktığım zaman ülke nüfusun dağılışını etkileyen faktörler hem beşeri hem de fiziki faktörlerdir arkadaşlar. Ülkemizde dengeli olarak dağılı bir nüfus yoktur maalesef. Kimi yerlerde çok yoğun, kimi yerlerde seyrek nüfuslar var. Bunda etkili olan faktörlere tek tek sizlerle bakacağız şimdi. İlk olarak arkadaşlar doğal faktörler. Doğal faktörlerin içerisinde jeolojik yapı, su kaynakları, bitki örtüsü, yer şekilleri ve iklim gelir. Yer şekillerin içerisinde yükseklik, dağların uzanışı, bakı ve eğim durumları. Yine iklimin içerisinde arkadaşlar yağış ve sıcaklık ülkemizdeki nüfusun dağılışında etkili olan faktörlerin doğal faktörleridir. Beşeri faktörlerin de arkadaşlar bilim ve teknolojik anlamdaki gelişmeler, iç ve dış göçler, ulaşım ve ekonomi vardır. En etkili olan içlerinde arkadaşlar ekonomidir. Ekonominin içinde de tarım, sağlık, işte sanayi, turizm, ticaret, orman, maden gibi 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 bir sürü sektörü içine alabilir. Bunların hepsi bir bölgedeki nüfusun dağılışında etkili olan faktörlerdeki beşeri sebepleri ele alır arkadaşlar. Lütfen bu tabloyu da unutmuyorsunuz. Ülkemizin nüfusuna baktığımız zaman arkadaşlar ülkemizde genelde kıyı kesimlerdeki nüfus yoğunluğu daha fazladır. Bunun üzerindeki etkili olan faktörler nelerdir derseniz iklim kıyı kesiminde de daha ılıman, arazi birazcık daha düz ve yine arkadaşlar denize bağlı olarak meydana gelen ekonomik faaliyetlerin çeşitli olması oldukça etkilidir. Yani ılıman iklimin olduğu bölgelerde arkadaşlar, ılıman iklimin olduğu bölgelerde kıyı kesimlerdeki nüfus bizim birazcık daha arttırıcı sebeplerdir. İklim en önemli sebep dedik arkadaşlar. Sonra arazinin buralarda düz olması, yine arkadaşlar denize bağlı ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi etkili olan faktörlerdendir. İç kesimlerde nüfus daha çok ovalık ve platoluk alanlarda yoğunlaşmıştır. Baktığımız zaman arkadaşlar nerelerde yoğun dersek 1. İstanbul, 2. Bursa ve Balıkesir çevresi, 3. İzmir çevresi, Manisa çevresi, tarım ve sanayi liman kenti olması etkili, 4. Ankara çevresi, idari kent olması, 7. Doğu Karadeniz kıyıları arkadaşlar yerleşim faaliyetlerinde fiziki faktörlerin etkisi ve aynı zamanda denizin etkisi, düz alanların olmasının etkisi diyebiliriz. 6. Şanlıurfa, Gaziantep çevresi arkadaşlar kalkınmayla alakalı. 5. Gençler tarımla alakalı. Mersin, Adana, Hatay çevresi. Bunların hepsi arkadaşlar ülkemizdeki nüfusun dağılışının etkileyen faktörlere bağlı olarak bir haritayı sunmuş bizlere. İlk olarak arkadaşlar ülkemizde sadece 7. alan. Neresi 7. alan? Doğu Karadeniz bölgesi. Lütfen buraya bakın. Doğu Karadeniz bölgesi. Bunun dışındaki faktörler de arkadaşlar. Arazinin engebelinin az olduğu, ulaşım imkanlarının oldukça kolay olduğu sahalar olması önemlidir arkadaşlar nüfusun gelişmesinde. Yine İstanbul ve İzmir çevresi daha çok sanayi ve ticarete bağlıyken Ankara çevresi idari fonksiyonuna bağlı olarak gelişim göstermiştir. Doğu Karadeniz'deki yoğunlaşma üzerinde yerleşim alanlarının çok dar olması, özellikle dar bir kıyı şehrinde yoğunlaşması oldukça etkili olmuştur arkadaşlar. Yine diğer bölgelerimizde de genelde tarım ve sanayi faaliyetleri işte Urfa'dır efendim, Mersin'dir, İzmir'dir. Buralarda da arkadaşlar bunlar etkili olmuştur diyeceğiz. Ülkemizde seyrek nüfuslu alanlar genelde engebenin fazla, iklimin çok soğuk ya da kurak olduğu ya da
karstik arazi yapısının, verimsiz arazi yapısının etkili olduğu alanlardır arkadaşlar. Buna en güzel örnekler Doğu Anadolu bölgesinde engebeli alanlar, Malatya, Elazığ, Erzurum ovaları dışında genel olarak seyrek nüfuslanmış alanlardır. Malatya, Elazığ, Erzurum ise arkadaşlar genelde tarıma uygun ve düz alanlar, yaşama müsait olan sahalar olarak karşımıza çıkar. Tek tek bu alanları da şimdi haritada değerlendiriyoruz. Bir numaralı alan arkadaşlar Türkiye'de özellikle Ergene Havzası'nın en yüksek kesimlerinden birisi olan Yıldız Dağları bölümünü. İki numaralı alan Gelibolu ve Biga Yarımadalarını arkadaşlar bizlere sunar. Üç numaralı alan Menteşe yöresi, Muğla Menteşe'de arkadaşlar Madran Baba, Karıncalı Baba Dağları, Karıncalı Madran Baba Dağları'nın bulunmuş olduğu Muğla Menteşe yöresini sunar. 4 numaralı ile 6 numaralı alan arkadaşlar 4 teke, 6 da Taşeli Platosu. İkisi de karstik alan olduğu için. 5 numaralı alan göller yöresi arkadaşlar. Oldukça işte tektonik ve göl oluşum anlamında arkadaşlar karstik göllerin bulunduğu bu bölgede insanların yerleşmesinde çok fazla imkan sunmuyor. 7 numaralı alan Tuz Gölü ve çevresi kuraklık oldukça fazla. 8 Sivas arkadaşlar karasal iklim hakim. 9 da Doğu Anadolu bölgesinde yükseltinin oldukça fazla olduğu yerler bizim karşımıza çıkarır. Burada da zaten sunmuş 1 2 3 4'te engebe 4 5 6'da karstik arazi. 7'de kuraklık ve toprakların tuzlu olması, 8 9'da engebe ve olumsuz iklim koşulları etkili olmuştur diye. Burası da çok önemli. Lütfen burayı da unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bir önceki sayfada özellikle şu 540-541'deki açıklamalarla 542 çok önemli. Lütfen unutmuyorsunuz. Bir sorumuz var yine arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabını Edirne olarak vermiş. Bakıyorsunuz, cevaplarını inceliyorsunuz. Yine etkili olan faktörler, seyrek nüfuslanmasında etkili olan faktörleri doğru olarak vermiş arkadaşlar. Bunları da incelemenizi istiyorum. Türkiye'de nüfusun yapısından devam ediyoruz. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılış öncelikle nüfusun yapısı dediğimiz zaman aklımıza gelen faktörleri daha önce de anlatmıştık arkadaşlar. Yaş gruplarına göre dağılım, eğitim durumu, cinsiyet durumu gibi gibi bunların hepsi bizim nüfusumuzun yapısıyla alakalıydı. İlk olarak ülkemizdeki nüfusun yaş gruplarına göre dağılımına bakacağız. Genelde arkadaşlar doğurganlık oranı hakkında bilgi sahibi olmamız bizim bunu yorumlayabilmemizi oldukça mümkün kılar. Ve bu konu hakkında da nüfus sayımları yine önemli olarak karşımıza çıkıyor gençler. Yine iştir, eğitimdir, sağlıktır bunların hepsinin belirlenmesinde de geleceğe yönelik planlama yapılabilmesi için de nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını yapısal olarak bilmemiz lazım. Bizim en önemli özelliklerimizden bir tanesi arkadaşlar çok genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Yani bu ne demek? Üretkenliğimiz oldukça hazır, kendimize has üretebileceğimiz bir dinamik nüfusumuz var demektir. Bu anlamda da toplam nüfus içerisinde baktığımız zaman bizim genç veya yeni doğan anlamındaki diye ifade edebileceğimiz 0 yaş grubundan yetişkin nüfusa kadar giden 15 yaş grubu arasında arkadaşlar nüfusu neredeyse 1/4'üne yakınlık bir alanı yani %23, %24'lük bir alanı vardır. Ve bu oranda arkadaşlar hemen gitgide iyice azalmaktadır ama hemen onun akabinde gelen oran 15-65 yaş grubu olarak şu anda hali hazırda çalışan aktif nüfusun yoğunluğunu bizlerin karşısına geçiyor. Ve yaşlı nüfus oranı dediğimiz 65 yaş üstü ise arkadaşlar %8,3 ile daha ileridedir diyeceğiz. Bunların özellikle arkadaşlar yaş grubu oranlarına baktığımız zaman gitgide artık yaşlanan ve çalışan nüfusun oranı artıyor ama bir müddet sonra bunlar eğer çocuk nüfusu oranı yani doğan nüfus oranı azalırsa bizim için risk barındıracak diyoruz gençler. Bir diğeri ise ülkemizde medyan yani ortanca yaş durumu. Arkadaşlar medyan yaş durumu dediğimiz olay 10 kişilik bir sınıfta işte herkesin yaşı arkadaşlar onun o 30'dan aşağı doğru 30, 29, 28, 27, 26, 25 diye geliyor. Diyoruz ki bunların içerisindeki ortanca yaş grubu nedir? Arkadaşlar 10. kişi 30'sa, 29'sa, 28, 27, 26'ysa demek ki bu sınıftaki bulunan medyan yani yaş olarak ortanca yaş 25,5'tur. Yani bütün herkesin içerisinde en büyük ve en küçüğün tam ortasındaki bulunan yaş grubu. Baktığımız zaman bizim ülkemizde ortanca yaş grubu 31,4. Yani nüfusumuzdaki ortanca yaş dediğimiz grup oldukça yaşlı aslında. Yani ben şu anda tam olarak bu gruba giriyorum. Ben Türkiye'deki arkadaşlar nüfusun tam ortasındaki jenerasyona sahip bir insanım. Bu ne demek arkadaşlar? Bizim nüfusumuzun mesela 2013 yılında 29,5 iken giderek arkadaşlar yaş nüfusumuzun fazlalaştığını yani nüfusumuzun yaşlandığını gösteriyor bize. Ülkemizde ortalama yaşam süresi 78 yıl ve son birkaç zamandır da arkadaşlar 1,3 civarında seyreden nüfus artış hızı da 2017 yılında
1,24 olarak gerçekleşmiş. Yani birazcık daha azalmış. Aritmetik nüfus yoğunluğu ise bir önceki döneme göre bir kısmen de artarak arkadaşlar metrekarede 105 kişiye çıkmıştır. Bakın nüfus artıyor, ondan yana sıkıntı yok. Maksat nüfus artış hızının azalışı arkadaşlar. Şu anda 2016 yılına baktığım zaman hatırlıyorsanız içe basık veya gelişmekte olan ülkelerde de söylüyordum. İçe basık olan bizim için 2000'li yıllardı ama günümüzde mermi şeklinde veya arı kovanı şeklindeki gelişmekte olan ülkeler piramidine doğru gidiyoruz. Arkadaşlar şu piramidimizin alt kısımlarının genişlemesi lazım. Bizim temel isteğimiz budur. Ve bir tane sorumuz var. Cevabını açıyorum arkadaşlar. Lütfen bunu da inceleyin. Bir sonraki nüfusumuzun yapısal özelliklerinden cinsiyet durumu. 1927'den günümüze kadar arkadaşlar nüfus sayımlarımız anlamında kadın ve erkek nüfusun sayısı birbirine oldukça yakın olmuştur. Ama 1927 yılında özellikle arkadaşlar Çanakkale Savaşı gibi birçok savaş cepheyi birbirinin içerisinde barındıran Kurtuluş Savaşımız arkadaşlar kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğunu bizim gözlerimizin önüne seriyor, görmüş olduğunuz gibi. Bu sorularda gelir arkadaşlar. 1927'den sonra bunun kendisini dengeleyebilmesi 1945'e kadar sürmüştür. Yani bizim 1927-1945 arasındaki erkek nüfusumuzun neden az olduğu sorulursa bu Kurtuluş Savaşı ile alakalıdır diyeceğiz. Son dönemlerde de erkeklerin nüfusu kadınlardan daha fazladır ama şöyle bir istatistik bilgi paylaşayım. Erkekler ne kadar fazla olsa da kadınların ömrü erkeklerden daha fazladır arkadaşlar. Bilin bakalım neden. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Türkiye'de göç veren kır yerleşmelerinde kadın nüfusu erkek nüfusundan daha fazladır. Bunu daha önce Yeşilçam filmleriyle örneklendirmiştim. Kemal Sunal'ın filmlerin aklınıza gelsin veya İlyas Salman gibi birçok Yeşilçam klasiğini biliyorsunuz. Önce erkek köyden kente çalışmaya gider. Sonra işi tutturduktan sonra ailesini getirir arkadaşlar. Ya da kapıcı olur, sonra ailesini getirir. Bu bağlamda baktığımızda genelde köylerde erkeklerin nüfusu daha az, kadınların nüfusu daha fazladır. Göç alan sanayi kentlerinde veya askeri kentlerde de arkadaşlar erkek nüfus oranı kadın nüfus oranına artar. Mesela işte Isparta atıyorum. Isparta'da daha komando birlikleri var. Isparta'da askeri birlikler var. Bu anlamda Isparta'da erkek nüfusu fazladır kadın nüfusundan veya Manisa askeri birliklerin büyük olduğu yerlerden bahsediyorum. Evet, yine üçüncü olarak yapısal nüfusu ele alacağımız çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı. Arkadaşlar yine bir ülkede özellikle 15-64 yaş aralığındaki nüfus çalışma çağındaki aktif nüfus olarak isimlendirilir. Çalışma çağının bulunup belirli bir işi olan nüfusa da çalışan nüfus veya aktif nüfus diye de ifade ederiz. Baktığımız zaman arkadaşlar Türkiye'de iş gücüne katılım durumuna, iş gücüne katılım durumu %53,1, katılmayan oran %46,9. Bunun içerisinde erkek ve kadın ağırlığına baktığımız zaman erkeklerin çalışma anlamı, çalışma alanı ülkemizde daha geniştir. Bu şu demek, ülkemizdeki nüfusun yaklaşık yarısı çalışıyor, yarısı yiyici. Bunun içerisinde de %70'i erkekler. Yani gülmemin sebebi şu, yiyici derken. Yani siz mesela arkadaşlar veya işte yaşlılar, bunlar çalışmayan nüfus. Çalışan nüfus biz, biz şuradayız arkadaşlar öğretmenleriniz olarak. Siz şuradasınız gençler. Yani artık rakibiz. Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ülkemizde işsizlik oranı %11 civarında diyor. Bu oran günümüzde oldukça arttı arkadaşlar ama ona çok fazla girmiyoruz. Çalışan nüfus içinde erkek nüfus oranı kadın nüfus oranından fazladır arkadaşlar. Ve iş gücüne katılım oranı da görmüş olduğunuz gibi 70'e 30 civarlarında diyebiliriz. Ülkede çalışan nüfusun sektörel dağılımı anlamında ülkenin gelişmişlik düzeyinin ciddi bir kriter olarak belirlendiğini söyleyebiliriz. Ne demek bu ekonomik faaliyet türleri? Aslında konunun en sonunda göreceğiz ama kısaca bahsetmiştik. Arkadaşlar eğer tarımsa, hayvancılıksa çok geri kalmış ama sanayi, teknoloji, hizmetse ilerlemiştir diye ifade etmiştik daha önce de. Ülkemizin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğu dönemlerde birincil ekonomik faaliyet türleri, ekonomik faaliyet türlerinde daha baskınken günümüzde arkadaşlar bu birazcık daha artık ikinci ve üçüncü ekonomik faaliyet türlerine evrilmiştir. Yani daha fazla gördüğünüz gibi sanayi ve hizmet sektörü var. Tarım sektörü daha da azalmıştır diyeceğiz. Bu ülkemizin kalkınmakta olduğunun en güzel göstergelerinden bir tanesidir. Ülkemizdeki eğitim durumuna baktığımız zaman da 1927 yılına kadar özellikle arkadaşlar 6 yaş üzeri nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı çok fazlayken günümüzde 6 yaş üzeri nüfusun yaklaşık olarak %96,22'si okur yazar alanı oluşturuyor arkadaşlar. Kadınlardaki okur yazar oranı ve erkeklerdeki okur yazar oranına baktığım zaman kadınlarda özellikle geçmiş dönemlerden de gelen bir gelenektir ki arkadaşlar veya işte kadınların eğitim hayatında başlamaması biliyorsunuz bunun da belediye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yapılan uygulamalar var. İşte baba beni okula gönder, haydi kızlar okula gibi çalışmalar. Bunların etkisi olmuştur diye söyleyebiliriz.
O anlamda arkadaşlar bu açıkta son dönemlerde kapanmaya doğru evrilmiştir diyeceğiz. Ülkemizde özellikle arkadaşlar okuryazar nüfusun çok büyük bir kısmı ilkokul mezunuyken artık günümüzde üniversite mezununa dönmüştür. Bunda yine devletin politikaları etkili olmuştur. Hani her ile bir üniversite kavramı vardı hatırlıyorsanız veya açıktan ve uzaktan lise veya üniversite eğitimleri de yine bu anlamda destekleyici bir kampanya olmuştur diyeceğiz. Ülkemizde kır ve kent nüfusu oranları bu önemlidir arkadaşlar. Gelişmişlikle alakalıdır diye söylemiştik ya. 1927'den günümüze kadar iki tane çizgi grafiği var arkadaşlar. Mavi olan belde ve köyleri, kırmızı olansa şehirlerin nüfusunu yani il ve ilçe merkezlerin nüfusunu veriyor bizlere. 1975'e yakın belde ve köy nüfusu iken 1927 yılında arkadaşlar günümüze geldiğimiz zaman bu oran tam tersine dönmüş neredeyse. Ülkemizde arkadaşlar özellikle 1950 ciddi bir kırılma noktası olmuştu. 1950'de gitgide azalan kırsal kesimlerdeki nüfus kentlere göçü arttırıyor. Gördüğünüz gibi bakın 1950'den sonra bir anda köylerde nüfus azalıyor. Kentlerde de bir anda artmaya başlıyor. Sonrasında arkadaşlar 1985 yılına geldiğimiz zamansa köy ve kent nüfusuna baktığımız zaman arkadaşlar ikisi birbirine eşitleniyor. Sonra 1985'ten sonra kent nüfusu kır nüfusunu geçiyor arkadaşlar. Ülkemizde kırsal nüfus oranının en yüksek olduğu yerler Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesidir. Oraların yerleşim şekilleri, ekonomik faaliyet türlerindeki gelişmemişlikleri, tarımsal nüfus yoğunluğu ve tarımsal anlamdaki ekonomik faaliyet türünün yoğun olması buralarda arkadaşlar birazcık daha nüfusu geri kalmasına sebebiyet vermiştir veya daha yoğun olmasına sebebiyet vermiştir. Sorumuzu inceliyorsunuz arkadaşlar. Yine bir sorumuz daha var. Bunları lütfen inceleyin. Dediğim gibi videoyu çok fazla uzun tutmak istemiyorum. O yüzden siz bunlara lütfen bakın. Ülkemizdeki nüfus özelliklerinin artan ve azalan yerlerdeki özellikleri son 20 yıllar önemlidir arkadaşlar. Lütfen bunları da hızlıca değerlendirin. Çünkü konumuz yeni konumuza geçmeden önce arkadaşlar bunların son video etkinlikleri olduğunu söyleyeyim. Sonra göçleri sizlere ben bir diğer videomuzda zaten anlatacağım. Evet. Arkadaşlar burada da yoğun ve seyrek nüfuslu alanları daha hani ben zaten harita üzerinde göstermiştim. Gençler yeni konumuz, bundan sonraki konumuz göçler olacak. Göçlerde görüşmek üzere.